Sevgili koçlar, Satürn Retrosu başlıyor. 14 Kasım'a kadar daha rahatlayacak ve gündelik akışınızı daha rahat yönetmeye başlayacaksınız. Bu hafta gerek kariyer gerek aşk hayatında önemli kararlar alma zamanı. Pazartesi, salı günü haftanın akışına bakıyoruz. Kariyerle ilgili yapacağınız mücadele netice veriyor. Takım çalışmalarınızda öne çıkıyorsunuz. Hafta ortasında gireceğiniz ortamlarda yıldızınız parlayacak ve partnerinizle aranızdaki uyum arkadaşlarınız tarafından takdir edilecek. Hafta sonuna doğru çalışma ortamınızda bir takım gerginlikler yaşanabilir. Cuma günü özellikle yatırımla ilgili ani kararlar vermeyin. Hafta sonu daha rahat ve keyifli geçiyor. Enerjinizi gezerek, eğlenerek tazeleyeceksiniz. Kalbi boş olanlara hafta sonu ruh eşleri karşılarına çıkabilirler. Sevgili boğalar, Satürn retro seri 11. evinizde gerçekleşiyor. 14 Kasım'a kadar takım çalışmalarınızda daha rahat hareket edeceksiniz. Aynı zamanda sosyal çevrenizde 14 Kasım'a kadar daha fazla ön plana çıkacak bir dönemin içerisindesiniz. Bu hafta sizin için aşkta enerjiniz yükselmekte, hedeflerinize kilitlendiğiniz bir hafta olacak. Hafta başı yurt dışı, uluslararası konularla ilgili güzel gelişmeler, seyahatler, sosyal medya konularında başarı elde edebilirsiniz. Çarşamba ve perşembe günü kariyerinizle ilgili beklenmedik olaylar sizi demoralize edebilir. Cuma günü ihtiyaç duyduğunuz desteği arkadaşlarınızdan alacaksınız. Ancak 20 sonrasına lütfen dikkat, duygusal anlamda hassas olacağınız, her duyduğunuz lafta alınganlık ve kırılganlık yapmanız olası. Hafta sonu tamamen inzivaya çekilip kendinizi bulma ve dinleme zamanı. Hayattan ne istiyorsun? Neyi yaşıyorsun ve neyi yaşamak istiyorsun? Tamamen bunlarla ilgili düşünüp taşınma ve izole zamanı. Çünkü alacağınız kararlar hayatınızda yeni bir dönemi başlatabilir. Sevgili ikizler, bu hafta karmaların lordu Satürn 12. evinizde retro serine başlıyor. Biraz derin bir nefes alma zamanı. Rahat bir akış sizi bekliyor. Bu süreçte kariyerinizle ilgili hedeflediğiniz ne varsa onlarla ilgili çalışma zamanı sizin için oldukça keyifli geçecek bir dönem içerisine giriyorsunuz. Gerek özel hayatınızda gerek iş hayatınızda kazançlar elde etmeniz olası. Dolayısıyla bu hafta sizin için gerçekten önemli. Salı ve cuma gününe lütfen dikkat edin. Hafta başı kariyerinizle ilgili, özel hayatınızla ilgili yaptığınız harcamalar, eğitim harcamaları, kredi ödemeleri, sigorta gibi konular ön planda olurken sağlıkla ilgili bir takım sorunlar da size ekstra harcama olarak yansıyabilir. Hafta ortasında itibaren tatil fırsatları, eğitim fırsatları, uluslararası konularla ilgili haberlerden yana sevinebilirsiniz ve hafta sonu dostlarınızla tatilin keyfini çıkaracağınız güzel bir hafta sonu sizi bekliyor. Kalbi boş olanlar aşkı merhaba diyebilir. Sevgili yengeçler, Satürn retrosu, eğitim, sosyal medya, uluslararası konular, yarım bıraktığınız neler varsa onları gerçekleştireceğiniz, ötelediğiniz bir tatil olabilir. Onları yaşayacağınız bir süreci size getirecek. Burada eğitim planı uzun dönem 14 Kasım'a kadar ötelediğiniz bir eğitim olabilir. Gitmediğiniz bir yurt dışı seyahati olabilir. Bunları 14 Kasım'a kadar gerçekleştiriyorsunuz. Sosyal hayatınızda neyi eksik yaptıysanız onları artık yarım bıraktıklarınızı tamamlama zamanı. Hafta başı ikili ilişkileriniz ön plana çıkıyor. Var olan ilişkinizdeki sorunlara odaklanarak çözümleme zamanı. Artık sizin döneminiz sevgili yengeçler. Daha fazla ışıl ışıl parlayacaksınız. Çarşamba ve perşembe günü farkındalıkla davranarak gerginlikleri, sizin dışınızda gerçekleşen konuları sevgiyle tolere etme zamanı. Cuma günü kullandığınız kelimelere oldukça dikkat, istemeden kalp kırabilirsiniz. Ani, beklenmedik haberler hafta sonuna doğru kariyerinizle ilgili olabilir. Sevgili aslanlar, Satürn'ün retro seri 14 Kasım'a kadar öne ödemeler, harcamalar daha rahat bir şekilde düzenlemenize yardımcı olacak. Bu bağlamda yatırımlarınızı, harcamalarınızı yeniden değerlendirme zamanı. Pazartesi, salı günü çalışmalarınız, gündelik akışınız, alacağınız haberlerle güzel ve verimli geçecek. Çarşamba ve perşembe günü iş ortamında ani çıkan gerginliklere özellikle dikkat, sakin kalmanızı tavsiye ederim. Cuma günü yatırımlarınız, harcamalarınız daha fazla ön plana çıkarken acele karar vermemeniz iyi olur. Acele karar zarar
getirebilir, hafta sonu uzak akrabalarınızı ziyaret edebilir ve ani küçük bir kaçamakla sevdiklerinizle birlikte keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. Ve geldik sevgili Başak burçlarına. Sevgili Başaklar, Satürn retrosu başlıyor. Evet, Satürn retrosu ile birlikte sizin yaşam yolculuğunuzda ikili ilişkilerinizle ilgili var olan sorunları çözmenize katkı sağlayacak. Bu dönem daha rahat partnerinizle uyumlanacaksınız. Birbirinizi 14 Kasım'a kadar daha iyi anlayıp sorunları çözme zamanı. İlişkilerdeki sorunlar çözülünce daha rahat bir dönem sizi bekliyor olacak. Hafta başından itibaren yatırımlarınızdan yana sevineceğiniz bir süreci deneyimleyeceksiniz. Olumlu anlamda gerek özel gerek finans konularında artıya geçme zamanı. Salı ve çarşamba günlerine özellikle dikkat, ani beklenmedik haberler, tartışmalar sizi demoralize edebilir. Ancak bu tip konular genelde aileyle, bireylerinin sağlığıyla ilgili problemler bu dönem öne çıkabilir ve gündelik akışı takip edemeyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki tartışmalarınızı da büyütmemenizi bu dönemde tavsiye ederim. Perşembe ve Cuma günü enerjinizin yükseldiği, gerek iş gerekse finansal konularda hedeflerinizi daha iyi organize edeceğiniz, kararlar alacağınız, kolay adım atacağınız zaman dilimleri. Dolayısıyla bu hafta aslında arkadan arkadan destekleniyorsunuz. Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla daha iyi uyumlanma zamanları, olumlu anlamda iş yerinizdeki performansınızın da arttığını fark edeceksiniz ve hafta sonu maddi ve manevi olarak kendinizi sorguya çekeceğiniz zamanlar. Bu dönemlerde sizin yapacağınız en güzel şey, bir Başak olduğunuz için aslında herkes için geçerli, kağıdı kalemi elinize alarak aslında hayatınızla ilgili ne yapacaksınız, nasıl değerlendireceksiniz, bunlarla yaşam yolculuğunuzda bu hafta biraz başınızı böyle kendi kendinize artabilirsiniz. Hafta sonu sosyalleşeceğiniz de aynı zamanda bir dönem. Eğer kalbiniz boşsa hiç beklemediğiniz bir anda ruh eşinizle tanışmanız söz konusu ve geldik terazi burçlarına. Sevgili teraziler, Satürn'ün retro seri 14 Kasım'a kadar iş hayatınızla, sağlıkla ilgili olan alanlarla ilgili konuları fark edip bunların üzerine gidip çözme zaman, daha rahatlayacağınız, daha organize olacağınız, baskıyı hissetmeyeceğiniz bir dönemin içerisine giriyorsunuz. Aile bireylerinizin sağlığı olsun, sizin sağlığı olsun. Tedavi sürecini bu dönemde başlatmanız size iyi gelebilir. Şifalanma zamanı aynı zamanda. Pazartesi, salı günü aile büyüklerinin sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Evle ilgili konular, miras konuları daha fazla ön plana çıkabilir. Çocuklar varsa onların sorunlarıyla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe günü yatırımlarınız daha fazla ön plana çıkacaktır. Bu yatırımlarla ilgili bir takım kararlar alma zamanları ve hafta sonuna doğru kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, sevdiklerinizle baş başa kalacağınız bir dönemin içerisine giriyorsunuz. Bu aralar biraz kırılganlık ve alınganlık söz konusu olabilir sevgili teraziler. Mümkün bir mertebe daha rahat, daha akılcı olarak davranmanızı tavsiye edebilirim. Harcamalarınıza dikkat, bütçenizi biraz zorlayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru yapacağınız olumlu çalışmalar ve gayretlerin neticesinde aslında ödemelerinizi daha rahat yapacağınız, organize edeceğiniz bir duruma da geçiyorsunuz. Sevgili akrepler, Satürn'ün retro seri 14 Kasım'a kadar aşk hayatınızda var olan sorunlarınızı daha rahat bir şekilde çözmenize katkı sağlıyor. Hafta başı iş hayatınızla ilgili müşterilerle yanlış anlaşılmalar olabilir. Ancak bunları deneyiminizle üstesinden geleceksiniz. Hafta ortası aile büyüklerinizle ilgili ani çıkan sorunlardan kaynaklı onlara vakit ayırma zamanı. Hafta sonuna doğru yatırımlarınızla yüzleşirken bu yatırımlarla ilgili bir takım kararsızlıklar, partnerinizle tartışmalar olabilir. Ancak iç sesinizi siz dinleyin çünkü sizin için doğru olacaktır. Hafta sonu katılacağınız aktivitelerde enerjinizi çok yükselteceksiniz ve hoşunuza giden kişilerle eğer kalbiniz boşsa tanışabilirsiniz.
Sevgili yaylar, Satürn'ün retro seyri 14 Kasım'a kadar aile büyükleriyle ilgili konular, miras, ev alım satım gibi alanlarda destek alacağınızı ve sağlıklarıyla ilgili geçici bir rahatsızlık olabileceğini söyleyebilirim. Hafta başından itibaren ek gelir fırsatları kazanma zamanı. Önemli girişler, kişilerle görüşebilirsiniz. Salı, çarşamba günü arkadaşlarla iletişime dikkat, tartışma yaşanabilir. Bir takım aksaklıklardan kaynaklı işlerin yarım kalması olası. Hafta ortası haftanın en olumlu günü olarak önemli görüşme toplantılarını bugüne getirmenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonuna doğru finansal anlamda harcamalarınız daha fazla öne çıkıyor. Yatırım yapanlar özellikle bugüne dikkat. Ani karar vermeyin. Cuma günü için söylüyorum. Hafta sonu kendinize vakit ayırıp enerji ve meditasyon yaparak, doğada gezerek enerjinizi yükselteceksiniz. Sevgili oğlaklar, yönetici gezegeniniz Satürn balık burcunda retro seyri. Kardeşlerinizle daha iyi geçinmenize vesile olacak ve aranızdaki sorunları çözümleme zamanı. Hafta başı ikili ilişkilerinizde birbirinizle daha uyumlu olacağınız ve sorunların üstesinden gelebileceksiniz partnerinizle. Salı ve çarşamba günü finansal açıdan yapacağınız ani harcamalar bütçenizi sarsabilir. Dikkat! Perşembe ve cuma günü çıkacağınız kısa bir iş tatili enerjinizi yükseltecek. Bu bağlamda kendinizle ilgili daha rahat ne isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Hafta sonu kendinize, sevdiklerinize vakit ayırarak, enerjinizi yükselterek geçireceksiniz sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar, Satürn'ün retro seyri 14 Kasım'a kadar finansal açıdan daha rahat etmenizi sağlayacak. Var olan çalışmalarınızı artı bir gelir elde etmek için neler yapmanız gerekiyor? Onlara daha özen göstereceksiniz. Hafta başı biraz enerjiniz düşük. Dinlenmenizi tavsiye ediyorum. Dinlene dinlene çalışın. Hafta ortası finansal açıdan sizi destekleyecek enerjiler var. Dolayısıyla bu şansları alıp kullanma zamanı. Cuma günü yapacağınız çalışmalar emeklerinizin karşılığını alacağınızı gösteriyor. Hafta sonu aile fertlerini ziyarete gidebilir. Sürpriz karşılaşmalarla kalbini boş olanlar sevinebilirler. Ve sevgili balıklar, Satürn'ün retro seyri kendi burcunuzda gerçekleşiyor. İş hayatınız, ikili ilişkilerinizle ilgili daha rahat bir akış var. Hafta başı takım çalışmalarınızdan yana başarı elde edeceksiniz. Çocuklarınızla, sevdiğinizle, eşinizle bir seyahate çıkabilirsiniz. Daha yaratıcı, enerjiniz yüksek bir şekilde plan ve program yapma zamanı. Hafta ortasında sağlıkla ilgili konular, aile bireylerinin sağlığı olabilir. Beslediğin kedinin, köpeğin sağlık sorunu olabilir. Bunlarla ilgili bir takım çalışmalar yapabilirsin. Aile bireylerinin ve senin kendi sağlığını da bu dönemde kontrol etmeyi, ihmal etmemeni tavsiye ediyorum. Hafta sonuna doğru ikili ilişkilerinizdeki uyum gerçekten moralini düzeltecek ve finansal açıdan seni zorlayan neler varsa bu hafta alacağın maddi manevi destekle bunun da üstesinden geleceksin. Aile büyüklerinden alacağın destek, partnerden alacağın destek sana gözükmekte. Efendim, 24 Haziran'ın güzel enerjilerini olumlu anlamda deneyimlemeniz dileğiyle kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, emeğe saygıyı unutmayın. Görüşürüz.